Hayırdır baba? Nereden esti bizi okuldan almak? Müdür bey çağırmış. Matematik sınavı içinse vallahi kopya çekmedim. Kitap sarının altında açık kalmış. Senin için değil kızım. Bak suçlu kendini nasıl biliyor? Ben bir şey yapmadım. Bahçede şakalaşıyorduk. O salak boş bulunup yere düştü. Kes. Herkes görmüş çocuğa yumruk attığını. Yazık değil mi oğlum? Bak ailesi perişan olmuş. Biz buraya nutuk atmak için mi getirdin? Ya öyleyse gerek yoktu, evde de hallederdik. Oğlum doğru konuş. Otur. Ben artık eve dönmeyeceğim. Annenizle boşanıyoruz. Yani bunun sizinle hiçbir ilgisi yok. Sizi çok seviyoruz. Sadece annenizle aynı yastığa baş koyamıyorum artık. Ama bu demek değil ki sizlerden de ayrılıyorum. Yani eskisi gibi hatta daha fazla sizinle beraber olacağım. Harçlıkları kim verecek? Ay, rica ediyorum annem deme. Kadın enflasyon oranında bile zam yapmıyor. Tek derdin bu mu? Ay, tabii ki değil. Hafta sonu dışarı çıkarken kimden izin alacağım? Benim daha ciddi sorularım var. Sor oğlum. Ben sende kalabilir miyim? Oğlum. Ya ne olur baba. Hem ev arkadaşı gibi oluruz. Her akşam dışarıdan söyleriz. Şimdi. Maçları da beraber izleriz. Bak. Bu ev öyle kolay bir şey değil. Ben yani anneniz gibi sizinle ilgilenemem. Ben erkek adamım. Yani bunların altından nasıl kalkarım? Ya ütünü bile yapamam senin. Ya ben kendim ütülerim. Daha bir evim bile yok. Biliyorsun Resul dayın yanında kalıyorum. Ya peki evin olunca? Şimdi bu düzen bir devam etsin. Siz okullarınıza gidin, derslerinize çalışın. Sen üniversite sınavına gir, kazan. Ondan sonra bir şeyler bakarsın.